İyi günler arkadaşlar. Bugün size iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Tarih profesörümüz Azerbaycan'ın Kazak şehrinin ikinci Şıklı kentinden olan Ali Kafkasyalı. Ali Kafkasyalı'nın babası Alay Hacı, onun başından geçen 1920'den sonra Bolşevik ihtilalinden sonra Azerbaycan işgalini anlatan, babasının, dedesinin orada şehit düştüğü, babasının işte bu bir mücadeleye başladığı konu alan bir kitap. Birinci kitap Kafkas Koçakları. Azerbaycan'da kurulan Sovyetler Birliği dönemindeki CAKA adı altındaki gizli servisin halkın üzerine uyguladıkları baskıyı anlatan, kaçakların işte dağda verdikleri mücadele, daha sonra Türkiye'ye geçmeleri. İkinci kitapta ise, birinci kitap Kafkas Koçakları, ikinci kitap Kartallar Sınır Tanımaz adlı kitap. İkisi de Ali Kafkasyalı'nın birbirinin devamı olan iki kitap. İkinci kitapta da yine 1940'lı yıllarda Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'deki muhacirlerden oluşan bir askeri grup oluşturuyorlar. Kendi arkadaşlarının ihaneti dolayısıyla işte bu kurulan ordunun elebaşları yakalanıyor. Bunların gördükleri işkenceler, arkasından sürgünleri, daha sonra af çıkması, savaşın bitiminden sonra bunlar affediliyor. Kars'a geri dönüyorlar. Alay Hacı'nın tekrar işte Gürcistan'a, Azerbaycan'a giderek orada bazı insanları alıp tekrar Türkiye'ye dönmesini anlatan iki ciltlik bir kitap. Alay Hacı bizim Ali Kafkasyalı hocamızın babası, çok müthiş bir insan, zeki bir insan, hareketli, attığını vuran, yiğit bir insan. Onu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Gerçekten o dönemlerdeki insanların duygularını anlatan, çektiği zorlukları anlatan iki tane muhteşem kitap. Ali Kafkasyalı hocamıza teşekkür ederim. Böyle bir eseri bize ulaştırdığı için. Benim yazmış olduğum yine iki ciltlik Kafkas Mücahitleri adlı kitabın bir benzeri. Gerçi ben daha değişik konulara değinmişim. Kısa kısa geçmişim ben şeyleri. Çünkü verdikleri mücadele çok muhteşem bir mücadele. Ve 80 yıllık bir hayat hikayesini anlattığı için olaylara küçük dokunuşlarla geçmişim. Benim de ikinci cilt kitabımda Aloy Hacı'dan geniş bir şekilde bahsediyorum zaten. Olaylar aynı coğrafyada, aynı ülke üzerinde, aynı coğrafyada, ikinci Şıklı'da, Gazak tarafında geçen olaylar. Birbirine benzer olaylar. Tabii anlatım şekli biraz farklı. Aloy Hacıgil 7 kişilik bir kaçak grubuyla mücadele ediyor. Benim anlattığım kitapta ise sayıları binlere kadar ulaşan çok daha geniş mücadele, yani savaş ölçülerinde bir mücadele ve yıllarca süren bir mücadele. Ama dediğim gibi aynı bölgenin insanları, aynı duyguları yaşatmaya çalışıyoruz. Asıl amaç nedir? Asıl amaç düşmanın içimizden her zaman insanları satın alabildiği, o satın aldığı düşmanlarla kendi içinden o devleti yıkmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyor. Azerbaycan'ın nasıl bu duruma geldiğini, Rusların, Sovyetlerin Azerbaycan'ı nasıl işgal ettiğini anlatan bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Bugün size iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Tarih profesörümüz Azerbaycan'ın Kazak şehrinin ikinci Şıklı kentinden olan Ali Kafkasyalı. Ali Kafkasyalı'nın babası Alay Hacı, onun başından geçen 1920'den sonra Bolşevik ihtilalinden sonra Azerbaycan işgalini anlatan, babasının, dedesinin orada şehit düştüğü, babasının işte bu bir mücadeleye başladığı konu alan bir kitap. Birinci kitap Kafkas Koçakları. Azerbaycan'da kurulan
Sovyetler Birliği dönemindeki JAKA adı altındaki gizli servisin halkın üzerine uyguladıkları baskıyı anlatan, kaçakların işte dağda verdikleri mücadele, daha sonra Türkiye'ye geçmeleri. İkinci kitapta ise, birinci kitap Kafkas Koçakları, ikinci kitap Kartallar Sınır Tanımaz adlı kitap. İkisi de Ali Kafkasyanlı'nın birbirinin devamı olan iki kitap. İkinci kitapta da yine 1940'lı yıllarda Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'deki muhacirlerden oluşan bir askeri grup oluşturuyorlar. Kendi arkadaşlarının ihaneti dolayısıyla işte bu kurulan ordunun elebaşları yakalanıyor. Bunların gördükleri işkenceler, arkasından sürgünleri, daha sonra af çıkması, savaşın bitiminden sonra bunlar affediliyor. Kars'a geri dönüyorlar. Alavi Hacı'nın tekrar işte Gürcistan'a, Azerbaycan'a giderek orada bazı insanları alıp tekrar Türkiye'ye dönmesini anlatan iki ciltlik bir kitap. Alavi Hacı, bizim Ali Kafkasyalı hocamızın babası, çok müthiş bir insan, zeki bir insan, hareketli, attığını vuran, yiğit bir insan. Onu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Gerçekten o dönemlerdeki insanların duygularını anlatan, çektiği zorlukları anlatan iki tane muhteşem kitap. Ali Kafkasyalı hocamıza teşekkür ederim. Böyle bir eseri bize ulaştırdığı için. Benim yazmış olduğum yine iki ciltlik Kafkas Mücahitleri adlı kitabın bir benzeri. Gerçi ben daha değişik konulara değinmişim. Kısa kısa geçmişim ben şeyleri. Çünkü verdikleri mücadele çok muhteşem bir mücadele. Ve 80 yıllık bir hayat hikayesini anlattığı için olaylara küçük dokunuşlarla geçmişim. Benim de ikinci cilt kitabımda Alavi Hacı'dan geniş bir şekilde bahsediyorum zaten. Olaylar aynı coğrafyada, aynı ülke üzerinde, aynı coğrafyada, ikinci şıklıda, Gazak tarafında geçen olaylar. Birbirine benzer olaylar. Tabii anlatım şekli biraz farklı. Alavi Hacıgil 7 kişilik bir kaçak grubuyla mücadele ediyor. Benim anlattığım kitapta ise sayıları binlere kadar ulaşan çok daha geniş mücadeleye, yani savaş ölçülerinde bir mücadele ve yıllarca süren bir mücadele. Ama dediğim gibi aynı bölgenin insanları, aynı duyguları yaşatmaya çalışıyoruz. Asıl amaç nedir? Asıl amaç düşmanın içimizden her zaman insanları satın alabildiği, o satın aldığı düşmanlarla kendi içinden o devleti yıkmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyor. Azerbaycan'ın nasıl bu duruma geldiğini, Rusların, Sovyetlerin Azerbaycan'ı nasıl işgal ettiğini anlatan bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Bugün size iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Tarih profesörümüz Azerbaycan'ın Kazak şehrinin ikinci şıklı kentinden olan Ali Kafkasyalı. Ali Kafkasyalı'nın babası Alavi Hacı, onun başından geçen 1920'den sonra, Bolşevik ihtilalinden sonra Azerbaycan işgalini anlatan, babasının, dedesinin orada şehit düştüğü, babasının işte bu bir mücadeleye başladığı konu alan bir kitap. Birinci kitap Kafkas Koçakları. Azerbaycan'da kurulan Sovyetler Birliği dönemindeki JAKA adı altındaki gizli servisin halkın üzerine uyguladıkları baskıyı anlatan, kaçakların işte dağda verdikleri mücadele, daha sonra Türkiye'ye geçmeleri. İkinci kitapta ise, birinci kitap Kafkas Koçakları, ikinci kitap Kartallar Sınır Tanımaz adlı kitap. İkisi de Ali Kafkasyalı'nın birbirinin devamı olan iki kitap. İkinci kitapta da yine 1940'lı yıllarda Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'deki muhacirlerden oluşan bir
askeri grup oluşturuyorlar. Kendi arkadaşlarının ihaneti dolayısıyla işte bu kurulan ordunun elebaşları yakalanıyor. Bunların gördükleri işkenceler, arkasından sürgünleri, daha sonra af çıkması, savaşın bitiminden sonra bunlar affediliyor. Kars'a geri dönüyorlar. Alev Hacı'nın tekrar işte Gürcistan'a, Azerbaycan'a giderek orada bazı insanları alıp tekrar Türkiye'ye dönmesini anlatan iki ciltlik bir kitap. Alev Hacı, bizim Ali Kafkasyalı hocamızın babası, çok müthiş bir insan, zeki bir insan, hareketli, attığını vuran, yiğit bir insan. Onu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Gerçekten o dönemlerdeki insanların duygularını anlatan, çektiği zorlukları anlatan iki tane muhteşem kitap. Ali Kafkasyalı hocamıza teşekkür ederim. Böyle bir eseri bize ulaştırdığı için. Benim yazmış olduğum yine iki ciltlik Kafkas Mücahitleri adlı kitabın bir benzeri. Gerçi ben daha değişik konulara değinmişim. Kısa kısa geçmişim ben şeyleri. Çünkü verdikleri mücadele çok muhteşem bir mücadele. Ve 80 yıllık bir hayat hikayesini anlattığı için olaylara küçük dokunuşlarla geçmişim. Benim de ikinci cilt kitabımda Aloy Hacı'dan geniş bir şekilde bahsediyorum zaten. Olaylar aynı coğrafyada, aynı ülke üzerinde, aynı coğrafyada, ikinci şıklada, Gazak tarafında geçen olaylar. Birbirine benzer olaylar. Tabii anlatım şekli biraz farklı. Aloy Hacıgil 7 kişilik bir kaçak grubuyla mücadele ediyor. Benim anlattığım kitapta ise sayıları binlere kadar ulaşan çok daha geniş mücadele, yani savaş ölçülerinde bir mücadele ve yıllarca süren bir mücadele. Ama dediğim gibi aynı bölgenin insanları, aynı duyguları yaşatmaya çalışıyoruz. Asıl amaç nedir? Asıl amaç düşmanın içimizden her zaman insanları satın alabildiği, o satın aldığı düşmanlarla kendi içinden o devleti yıkmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyor. Azerbaycan'ın nasıl bu duruma geldiğini, Rusların, Sovyetlerin Azerbaycan'ı nasıl işgal ettiğini anlatan bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler.